Herkese merhaba. Black Swan Finans kanalına hoş geldiniz. Vergi tartışmalarıyla başlayan hafta borsa için pek de hoş geçmedi. Cem'le geçtiğimiz haftayı ve önümüzdeki haftaki olası gelişmeleri konuşacağız. Merhaba Cem. Selam Soner. Nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Borsa tarafında keyifler nasıl? <laughs> yani borsa tarafında aslında keyifler çok iyi değil. Ee, öncelikle buradan bizi izleyen sevgili dostlarımıza da selam gönderelim. Ee, ve... Bu haftayı değerlendirmeye çalışalım. Şimdi geçen haftadan hatırlıyorsan aslında e, biz haftalık grafikte bir mum e, dizilimi koymuştum hı hı. Geçtiğimiz hafta zaten kırmızı kapatmıştık ama ondan önceki hafta rekora ulaştığımız 11 bine ulaştığımız hafta e, bir gravestone şeklinde yani mezar taşı mezar mum almıştık. Yani. Ve bu mumun e, devamı gerekliliği önümüzdeki hafta kırmızıya dönerse bu da teyidi olacak. ...ve bir sonraki haftayı çok fazla umut bağlayamayabiliriz demiştik. Ve aynen de öyle oldu. Yine haftanın... Toprağı vergi konusuyla attılar yani mezartlaşımın üzerine. Yani aynen öyle. Şimdi bu tarafta tabii bir satış olduğu zaman... ...herkesin ilk baktığı şey haber mi var? Haber ne? Şu mu oldu? Bundan mı oldu? Şundan mı oldu? E tabii insanlar işte iki ayda veya 3-4 ayda... ...bankacılıkta yüzde altmış yetmiş getiri bulunca satmaya başladığında ondan sonra kulak kesiliyoruz. Şurada mı var? Şuna, şuna da soralım. Burada mı var? Ama esas olay kısa sürede hızlı bir ralliden sonra biz bunu hep gördük. 2-3 ay süren rallilerimiz oluyor ve ondan sonra 3-4 ay süren düzeltmelerimiz oluyor. Umarız bu daha kısa bir düzeltme olarak kalır. Şu anda çünkü henüz düzeltme kıvamında ayı piyasasına girmiş değiliz. Ve seninle de konuştuğumuz ve bugün değerlendireceğimiz Şöyle bir e, ben böyle bir resim öngördüm e, bir boğa <laughs> ve onun üstünde Demokles'in kılıcı sallanıyor ve üzerindeki yazıda vergi. Yani gelecek mi gelmeyecek mi ne kadar gelecek e, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başladı aslında o da ne şekilde oldu. E, alım satım işlemlerinde işlem bazlı bir vergiden bahsediyor. Tabi burada robotlar <laughs> onlar gün içinde çok sayıda işlem yapıyorlar bu vergi ne kadar olacak? Şimdi dolar alıp satarken bir vergi ödüyoruz. Gram altını da internetten alırken bir vergi ödüyorsun, satarken de vergi ödüyorsun. Ama borsa olayı ve trader tarafındaki olay daha farklı. Ee, ve dolayısıyla buralarda biraz kuşkulu bir ortam var. Şimdi kuşkunun da girdiği ortamda borsa belirsizliği sevmez diyoruz. E tabii ki tam da zirvede geldi neredeyse bu haber. E, hoş bu hafta zirveden bir %5 geri düşmüştük hafta başında oralarda geldi. Dolayısıyla havaların ısındığı bu Haziran ayı ile beraber bir anda gelen sıcaklar insanları nasıl bunu attıysa borsada da hepimiz terlemeye başladık. Çünkü e, şimdi bunu da aslında temeline oturtmamız lazım. Sene başında yıl için verilen hedefler 12.000-12.500 civarlarıydı ortalamaya bakacak olursak aracı kurumların. E, Mayıs ayının başında, e, Mayıs ayının sonuna doğru daha doğrusu 11.000'e geldik. 11.000'den 12.000'e kalan marjı biliyorsunuz Dolayısıyla buradan bir daha 15 bine gitmek e, için başka şeyler gerekiyor. Bilançoları görüyorsun. Herkes takip ediyor. E, artık kırmızı Evrasyon muhasebesi kafaları iyice karıştırdı. Aynen o var o var. Hepsini böyle üst üste koyduğun zaman yeni bir hali olacaksa dolar bazlıyı da konuşacağız. Konuşacağımız çok konu var bugün aslında. Hızlı hızlı hepsine geçelim. Tabii bir de bu hafta bayram öncesi son hafta. Dolayısıyla işte çarşamba değil de perşembe aldığınızın takası bayram dönüşü gününe kalacak. Dolayısıyla işte e, böyle salıya kadar böyle satışlar olup çarşamba, perşembe biraz alabilirler ama bunların hiçbirinin garantisi yok. Borsası şaşırtmayı sever. Şimdi e, istersen sana topu atayım. Vergi konusunda senin ne düşünüyorsun? E, neler yapabilirler? Bu işlem nasıl olabilir? Yani çok kısa değineyim tabii. Vergi konusunda biz Artınç Hoca'yla hafta içerisinde bir yayın yaptık. Yayın sırasında da e yayının sonrasında bolca linç yedik bu arada. Yani vergi vergiyle alakalı bir şey söyleyince biliyorsun hemen evet, <laughs> bu aşırı derece tepkiler geliyor. ...ya yani şimdi Türkiye'deki borsada vergi yok biliyorsun ki e, dünyada örnekleri var. Ben o yayında da bundan bahsettim. Ama tabii insan haklı olarak şunu söyleyebilirler. Yani Türk borsası daha çok yani emekleme aşamasında hani hala gelişmekte olan bir borsa ve bu borsaya daha fazla yatırım çekmek için buranın e, vergilerden muaf olması çok man makul. Çünkü Buraya yatırım yapan insan zaten ülkesine yatırım yapıyor. Buraya yatırım yapan insan zaten ülkesinin şirketlerini kalkındırıyor ve para dışarıya gitmiyor. Para yastık altına gitmiyor. Birçok yönden borsada da borsaya giren para zaten ülkenin lehine. Şimdi vergi vergiyi niye dillendiriyorlar? E bütçede kocaman bir açık var. Her tarafa bir şeyler getiriyorlar. Önce bir e, kazanca göre bir vergi söylendi. Kazanca göre vergi baştan zaten pek olmayacak gibiydi. Çünkü biliyorsun gelir beyanlarında bizim ülkemizde İnsanlar kazançlarını zaten eksik beğen ediyorlar veya hiç beğen etmiyorlar. Bu çok büyük bir oranda ve bunların tespiti de e, milyonlarca mükellef var. Çok az e, denetim elemanı var. Bunların takibi ve e, takibinin sonrasında e, doğru şekilde düzenlenmesi zor oluyor. Şimdi kaynağında bir vergiye hemen Mehmet Şimşek bunu açıklamayla düzeltti. Bir alım-satım evet. işlem vergisi şeklinde olacak zaten dedi. Alım-satım ben şimdi burada şeytan avukatlığını da yapayım. Zaten... Bu mal e, hazine mal malinin politikası uzun süredir tüm vergi türlerinde kaynağında vergiye yöneliyor. Yani biz kendimiz e, ofiste şirketlerin muhasebelerini yaparken de sürekli KDV2 tevkifatlarıyla karşılaşıyoruz. Stopajda her gün KDV2'ler artıyor stopajlar artıyor. Bu şu demek kaynağında kesilen vergilerle maliye e, kazancını sağlama alıyor. Beyandan öte sağ, bu şekilde sağlama alıyor. Şimdi buradaki bu buraya getirmek istediği vergiyle de anlaşılan o ki ufak bir miktar bir şey alarak kazancını burada garanti almak isteyecek. Ha bu bu işlem hacmini etkiler mi? Yani etkiler gibi gözüküyor. O kısımda sen daha iyi biliyorsun. Yani insanlar evet. uzun vade yatırımcı için belki çok problem olmayacak ama yani hacimler düşecek. Alım satım yapan insanları rahatsız edecek ve bir de bu oran kaç olacak ve bu oran o hacmin düşmesine değecek mi? Yani hazinenin ne kadar ihtiyacını karşılayacak? Buradan çıkan insanlar bu işlem yapmaktan kaçıran insanların e, bu işlemler kaçınmasına değecek mi karşılığında? Bunlar tartışılır. O yüzden yani ben bu Hoca ile olan yayınımızda ikiye ayırdım. Kriptoyu söyledim, borsayı söyledim. Şimdi kripto tarafında yurt dışına da kaçan büyük bir para var. Şimdi kripto tarafında ben benim yatırımlarımın da 190'ı kriptoda olduğu halde şunu dedim ki hakikaten olmalı kripto tarafında. Hemen işte tepki oluyor. insanlar kızıyor. Ama oradaki alım satım vergisi bu ülkenin yararına. Ama borsadaki borsadaki sanki işte orada zaten borsa bizim borsamız. Yani buraların biraz daha işte muaf olması, biraz daha torpilli olması gerekiyor vergi konularında. Ama bakalım süreç ne getirecek? Aynen öyle. Bir de vergi demişken şöyle de bir husus var. Yine borsadaki şirketleri de etkileyecek. Çünkü büyük şirketleri de etkileyebilme olasılığı var. Gerçi hani orada da netlik yok. Peşin vergi konuşuluyor biliyorsun. Yani kar etmemiş, etmeyecek şirketlerden bile başlangıçta bir vergi ödenmesi konuşuluyor. Evet. Onu Bu, bir serbest meslekler için bir dile getirdiler önce evet. işte doktor, mali müşavir, avukat, mühendis grupları için dile getirdiler. Veya diğer kurumsal şirketler için de dile getirecekler mi? Onu orayı çok bilmiyorum ama o şekilde bir vergilendirme zaten olamaz. Aslında zaten vergi sistemi hani bunu konuşmaya başlarsak hiç o kadar dallanır. Aynen. Vergi sisteminin peşin vergi kısmı zaten çok tuhaf bir şey yani. Bu uygulamaya getirildikten sonra böyle kalıcı oldu. Sen zaten şirketin sermayesini kullanıyorsun peşin vergide. Adam ilk dönemki karından sana vergisini veriyor. E, sonraki dönemlerde belki yatırım yapıyor sonraki dönemlerde kurumlar vergisine kadar belki zaten o, o paraya ihtiyacı var ama sana ödedi. Ve evet, yıl evet. sonunda adam zarar açıklayacak. Sonra senden iade alabiliyor mu? Bunu alabiliyor. Evet ama bir sene sonra alıyor. E sen niye adamın parasını bir sene blok ediyorsun? Oralarda da zaten sıkıntılar varken vergiyi daha fazla peşine hale getirmek e, çok şey gözükmüyor. Uygun gözükmüyor bence. Aynen öyle. Evet o zaman ufak ufak artık biz... Biz de sen devam etmeden bir şey daha şey evet. yapayım. İnsanların buradaki tepkilerin bir diğer nedeni de işte verginin uygun şekilde işte tabana yayılmamız. Aslında bu tabana yayılma kısmı da biraz böyle hatalı bir kelime. Vergi değil gelir tabana yayılır. Aslında gelirin tabana yayılması ve verginin de eşit şekilde herkesle alınması lazım. Vergi deyince bizim ülkemizdeki insanların zıplamasının, kızmasının bir diğer nedeni de işte sen her gün işte haberlerde hepimiz takip ettik. Milyon dolarlık şirketlerde vergi affediyorsun. Veyahut da işte bir olay oluyor bir çikolata şirketi patlıyor. Bir bakıyorlar vergi levhasına işte 40 lira vergi vermiş, 40 bin lira vergi vermiş. Küçük komik komik rakamlar. E sen burada, sen de mesela ticaret yapıyorsun. Senin de bir şirketin Aynen. var. Senin verdiğin vergileri ben biliyorum yani. Yani burada orta, Aynen. o küçük ve orta halli şeyler ülkenin vergisinin çoğunu karşılıyor. Bu adaletsizlik, eşitsizlik de işte bir vergi konusu gündeme geldiği zaman insanların daha fazla daha sert tepki vermesine sebep oluyor. Aynen. Aynen öyle. Bakalım inşallah e, hızlıca yani belirsizliği daha fazla uzatmadan ne olacaksa olsun yani en kötü karar bile karardır e, evet. artık o bunları göreceğiz. Şimdi biz yüzü değerlendirirken öncelikle benim söylemek istediğim şey 21 Mayıs'ta 11.100 civarını gördük ve e, yaklaşık iki haftada e, o haftayı da dahil edersek üç hafta diyelim düşüş yüzde dokuz seviyelerinde. Bist yüz ama birçok insandan hani sen ne anlatıyorsun kardeşim benim portföyüm 20-30 eridi e, şeklinde tepkiler gelebilir ama şöyle de bir şey var ayrı e oturup doğru konuşalım. Yani yan taslarda özellikle. Aynen, aynen öyle. Bu sene nedendi banka, holding, sigorta, iletişim yani bu sektörler söylendi. Ama kaç kişinin hangi kaç tane e, küçük yatırımcının portföyü 50 civarında bunlardan içeriyordu? Yani ben yüzde onu geçmeyecek. Hatta ben banka almam. Tunç Çatıroğlu hocamız hep söylüyor. Ben banka almam. Ben şey ama baba bacası tutan vesaire. Ama bacası tutanlara yüzde faizin yaramayacağını e, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buralarda ısrar edince de e, olay biraz aslında e, maksadın dışına çıkıyor. Yani benim de tabii hani sigorta tarafında bir yatırımım yok. Holding, banka ama benim de toplamda %25-30'u geçmedi iletişimden de belli bir kar edince çıktım. Onun ardından da devam etti. Dolayısıyla giden gidiyor, gitmeyen gitmemeye devam ediyor. Şimdi şuraya bakacak olursak eğer gördüğün gibi çok net şurada bir yükselen trend burada yaklaşık bunun civarlarında da kapandı ve burada 50 günlük ortalamaya çok az kaldı. Bizim genel anlamda baktığımız zaman biraz daha orta vade görünümde şurada 50 günlük ortalamada bak. Buradan Buraya ne kadar sürede geldiysek şuradan şuraya da o kadar sürede gelmişiz. Ve buralarda daha iştahlanıyor herkes ama düşüş burada başlıyor. Ve burada nasıl olmuş? Şöyle bir düzeltme süreci. Yani buna hazır olmak e, gerekir diye düşünüyorum. Bir anda V şeklinde böyle gitmek geçtiğimiz döneme baktığımızda pek olmadı. O yüzden hep şöyle bir sindirme süreçleri ve sonra bir rally süreci yaşadık. Dolayısıyla e, tüm metriklere bakıp yani buradan döneceğiz, e, borsanın yükselmesi lazım, nerede para kazanacağız dediğiniz zaman öyle olmuyor bu işler. Dolayısıyla şurada bir e, düzeltmenin yani şunun ilk ayağı şuradan bir dönüş olabilir ve hiç e, yatırım yapmamış kişiler biraz buraya aktarmaya başlayayım diyorsa şu civarda belki ilk parti mal alınabilir ama şu kırılmayacak diye de kimsenin bir garanti verebileceğini düşünmüyorum. Yani, yani 10, bin, seviyeleri mi yani, gösteriyorsun burada canım? Evet aynen öyle 10 binli seviyeleri gösteriyorum. 9850 10 bin şuradaki iki tane çizgimiz var. 9850 10 bin aralığına tabi bu pazartesi biraz olumlu açıp ertesi gün yine yani bu hafta olduğu gibi. Ertesi gün tekrar aşağı gelebilir. Bu hareketlerin hiçbiri böyle arka arkaya 5 gün kırmızı arka arkaya 6 gün yeşil gibi çok olan şeyler değil. Dolayısıyla işte iki geri bir ileri, iki geri bir ileri Şuralarda 50 günlükle biraz e, birleşebilir. Buradan dönüyoruz gibi bir ortam olursa yani şuradan sektiğinde belki bir miktar alınabilir. Ama burasının kırılıp kırılmadığına da dikkat etmek lazım. Burası kırılırsa biraz daha şu 9400'lere gelme ihtimali var. Orada da cephanemiz kalsın. O cephanenin bir kısmını da orada kullanabiliriz. Eğer ben ya bu kırıldı ben stop oluyorum diye geri çekilmiyorsak. Bir kısmını buradan aldım, bir kısmını buradan aldım deyip devam edebiliriz. Ama ben de çok fazla beklemiyorum şu sarının kırılımını. Biraz şöyle bir hareket olabilir. Yaz dönemi bir rehavet de olabilir. Bakacağız, göreceğiz. Haftalıktaki konuştuğumuz, geçen hafta şu mumu mu konuşmuştuk. Şundan sonra düşüş olabilir diye olmuştu. Ve bu hafta yine burada başladık, yukarı çıktık ve başlangıçtan bayağı bir dipte bitirdik. Yine bir önceki 10.040'lı seviyeler bunlar. Şuralarda bir tip tepki gelme ihtimali var. Ama burada neredeyse iki haftadır haftanın dibinde kapatıyoruz. Böyle de bir gerçeğimiz var. Dolar bazlıya bakalım. Dolar bazlıda da zaten TL'yi bu hafta bir böyle ne oluyoruz? Dolarda bir hareket mi oluyor gibi bir durum da oldu. Hindistan'dan gelen haberlerle seçimlerin farklı sonuçlanması nedeniyle. Dolayısıyla bütün EM yani gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde bir hareket oldu. Burada da bir miktar oldu ama sonra Merkez Bankası tutmak istediği kısma yine aldı. E burayı da aynı yapıyor. Benzer bir hareket. Burada da şu yükselen trendimiz biraz kırıldı. Dönüş noktaları 305'i geçmekte zorlanmıştık. Bu şimdi ben burada e, destek olmasını beklerim. 305 308 şu hareket ve şu düşenin kırılması lazım ki biraz daha olumlu konuşabilelim. Uzun vadede görünümde sadece dikkatimi çeken bir şey var. Bunu da not olarak önümüzdeki haftalarda takip edilecek şeyi alalım. Biz hep seninle şunu takip ediyorduk hatırlarsan. Şöyle bir e, kama gibi bir görüntü vardı. Burayı kırdık demiştik ama hatta örneklerle de söylemiştik. Dolar bazlı hareketlerimiz mesela Temmuz'la işte e, Eylül-Ekim arası bak çok hızlı bir halli sonra düzeltme. Yine şu hareketler çok hızlı oluyor. Burayı da kırarsak Hızlı bir şekilde 340'lara gidilebilir demiştik. 2-3 haftada kendimizi orada bulduk şu 305'in kırılımıyla. Ve şimdi tekrar e, burada bir yani tuzak yapmış olabilir. Şunun üstünde tekrar geçiş önemli. Yoksa yine şöyle bir sıkışmadan sonra tekrar ikinci kırılım olabilir. Yani ya buradan dönüş ya şöyle bir dönüş. Ama 305'in altı ve, ve kat'i suretle şunun altı o tabloyu çok olumsuz çevirir. Bunlar da beklenmedik gelişmeler olması mümkün. Şimdi hisselere geçeceğim hızlı hızlı. Tabii şimdi Cem ne hissesi konuşacaksın? Hepsi zaten kırmızı. İşte Endeks nereye geldi? Hisseler oradan aşağıya geldi. Biraz daha toplu bir çerçevede hızlı hızlı gideceğim bu sefer. Bütün hisseler tabii ki çok olumsuz hareketler yaşamadı bu hafta. Mesela Migros ve Bim bu hafta diri duran hisselerde. Hatta böyle bir eski zirvesinin üstünü denedi. Şöyle bir fincan kulp. Kırıyorum gibi yaptı. Tekrar döndü ama henüz net bir bozulma yok. 8 günlük ortalamasının üstünde. Bunu takip edebiliriz. Ve bu seviyenin üstünde 500'lerin üstünde tekrar atarsa 580 hedeflenebilir şurada. Ama şu an e, tabii ki ortam bu tarz yatırımlara e, psikolojik olarak çok hazır olmayabilir insanlar. Ona da bir şey diyemiyorum. Coca-Cola durmak yok yola devam. Coca-Cola'nın sloganı olmuş durumda. Şuraya bakacak olursan e, burada Nisan ayından beri yaklaşık işte 550'ler civarından 800'e geldi. Ve bu haftada bile burada tutunmayı başardı. Ve e, Serta Çekeke de bu haftaki yayınlarında hep söyledi. İşte içecek, yiyecek, içecek. Anadolu Efes ve Coca-Cola yazın bunların e, dönemidir genelde ve önden yüklemeli olarak yükselmiş olmasına rağmen gerek yurt dışı pazarlarında da e, hakimiyeti olması, yatırımları Coca-Cola'yı gerçekten değerli bir hisse kılmış. Dolayısıyla yani Aralık, Kasım, Aralık'ta 360'tan 800'e gelmiş bak. Yani gidişe bak. Ve bir şey, ama buralarda da şöyle hareketler olmuyor değil. Düzeltmelerin alım fırsatı olduğu sektörler hani hep söylüyor ya e, aracı kurumlardaki ...sevgili hocalarımız, üstadlarımız... ...işte bazen bir hisseyi bahsediyor... ...her şeyini beğeniyorum... ...düşüşler alım fırsatı... ...şimdi her şirkette düşüş alım fırsatı olmuyor... ...sektörü de, temeli de destekliyorsa... ...buraya baktığınız zaman... ...Coca-Cola'da gerçekten düşüşler alım fırsatı olmuş... ...ve yukarıya doğru devam ediyor... ...aksen biz seninle hani bunu yine... ...daha önceden konuşmuştuk... ...burada... Bu hafta temettüsünü de verdi. Altısındaydı yanılmıyorsam. Yaklaşık yüzde %3 civarı bir temettüydü. Ve ona rağmen burada bu hafta son iki haftadır oldukça diri duruyor. Şu bölgeyi atlatırsa gerçekten yukarıda eski zirvesi ve onun üzerine aşabilecek durumda. Hani En azından tekniği iyi olabilen hisselere baktığınız zaman biraz düşüşler daha sınırlı olabiliyor. Öyle bir durum var. Türksel bunu da ne zamandan beri konuşuyoruz? Yaklaşık bu 60'lı seviyelerden beri konuşuyoruz seninle. Ve buradan yükselişine ilk bu grafiği koyduğumuzda şu Fibonacci e, düzeltme ve yükseliş seviyelerine baktığımızda burada bunlar oldukça iyi çalıştı. Şurada geçti ve aralıksız soluksuz yoluna devam etti. 2.618'e geldi. 99'ları konuştuk ve 105 burada artık Fibonacci de bunun üstünü yani standart bir grafik koyduğunuz zaman koymuyor sistem. Dolayısıyla 105'ler burada görüldü ve sert bir geri çekilme oldu. Tabii 105'ten 97-98'ler civarına. Burada da mesela çok olumlu konuşuluyor. 130'lar, 150'ler hedef veren aracı kurumlar var. Ve e, önümüzdeki dönem iletişim, e, teknoloji bunlar ve satın almalara da konu olması nedeniyle burada haberler, hareketler olabilir. Ama tabii şuradan ne kadar yüklü girilebilir? Ben hep garantici bir insan oldum. O yüzden girmek istersem de çok büyük bir pay ayırmam. E neden? Çünkü daha Mart ortasında 61'miş şu an 105. Yani, döndü. Zirve, büyük zirveler görmüş. Dolayısıyla kısa sürede böyle bir ciddi ralli gören hisseye ben hiçbir zaman %100 full Türksel buraya hani rulette şuraya koyuyorum bütün hepsini gibi yapmak istemiyorum. Arçelik çok baktığımız bir hisse değildi, ee, seninle de çok konuştuğumuz bir hisse değildi. Hani Avrupa'da biraz e, toparlanmalar, <laughs> bu ECB de burada faiz düşürüşünde ilk e, kurşunu sıktı, bakalım ne olacak. Ve şuraya baktığımız zaman burada da muntazam bir yükselen kanal civarı ve şuralardan da iyi tepkiler almış. 200 günlük ortalamayla buralarda genelde buluşmuş. Tekrar buralarda eğer şu kanalı kırmazsa eski zirvesinin üstüne bak hızlı bir hareket ve sonradan geri dönüş. Buralarda yine bir miktar arçelik uzun vadeli düşünülebilir. Çünkü koçun arçelikteki hedefleri büyük. Global dünya bazında satın almaları var. İleriye yönelik olarak yani kısa vadede bir hareket olmayabilir. İç pazar her ne kadar süper olumsuza dönmemiş olsa da henüz gelen rakamlara göre beyaz eşyada. Arçelik işte dün bir haberini okudum mesela yanılmıyorsam burayı teyit etmekte fayda var. Bu geçtiğimiz yıl e, Smart Güneş firmasıyla mı bir anlaşma yapmıştı? E, daha ev tüketici pazarında e, bu güneş enerjisini yaygınlaştırabilmek adına elektronik yani cihazlar bununla ilgili paneller vesaire. Onlarla ilgili bir haber daha okudum. Arçelik ev tüketicisini de yeşil enerjiye alıştıracak, ısındıracak diye. Bunu da sadece bir not olarak koyayım. Benim bir yatırımım yok. Şuralarda iştahlanabilirim. Burası kırılmazsa. Dolayısıyla yoksa bu düşen bıçak tutulmaz deyimine çok uyuyor. Henüz hareketler sert ve geçtiğimiz haftalarda yine konuştuğumuz bir hisse. Yani burada tekrara düşmek değil benim amacım. Bir şey söyledik. Burada kritik bir nokta olduğunda tekrar getiriyorum buraya sadece. Çünkü şuraya baktığımız zaman bu kanal kırılıyor gibi oldu. Bir önceki hafta onay aldı ve eski zirvesine gelmiş gibiydi. Fakat bu hafta tekrar tam karar noktasındayız. Burada onay aldık, devam mı edeceğiz? Şunun altına gelirse burada farklı e, davranmak lazım. Demek ki bu kanal e, yukarıya katlama hareketinde şurada bir tuzakladı ve tekrar geri döndü diyeceğiz. Yani bir yandan e, Stellantis haberi bekleniyor. Stellantis haberiyle beraber e, Tofaş'ta ciddi bir belki yani ciro artışı vesaire olabilme ihtimali var. Fakat otomotiv pazarı içler acısı aslında geçtiğimiz iki yıl çok üst düzeyde satışlar olduğu için baz etkisiyle biraz geri geliyor. Ama o tarafta da yani önümüzdeki yıllara ait çok olumlu e, yani sıkılaşıyorsak bu tarz harcamalar büyük harcamalar bir süre bekliyor. Dolayısıyla böyle süper iştahlı bir şekilde yine e, tek kuponumuzu yani tek e, sayımızı buradan oynamamak bence doğru olabilir. Ama bir tane hani 8-10 hisselik bir portföyüm olacaksa, otomotiv olacaksa Ford mu Tofaş mı? Ben hala Ford'dan yanayım. Ama e, Tofaş'taki haberlerle burada hızlı hareketler olabilir. Bunu da konuşalım. Burada haftanın enlerine bakalım istedim. Sonra son bir genel değerlendirmem olacak. Bist 100 yüzde iki buçuk düşmüş. Ata yatırım her hafta paylaşıyor bunu. İzleyicilerin takip etmesini öneririm. Miatek %19.8. Ülker %17. Bak bunu da konuştuk geçtiğimiz hafta hatırlarsan. Ee, ya geçtiğimiz hafta ya ondan önceki hafta. Yatırımcının Tayfun abisine de buradan bir selam gönderiyoruz. Aynı zamanda Ata Yatırım ve ünlünün de portföyünde Ülker. Orada da çok ciddi, hızlı yani geçmişteki o üstündeki ölü toprağını atmış bir havası var Ülker'in. Türkiye Sigorta, Sasa yine burada görüyoruz. %5.5 artıda eksilere baktığımız zaman şu an ne görüyoruz? Bankalar, holdingler diyorduk. Orada e, biraz hızlı bir düzeltme süreci tabii Koç Holding e, burada hepimiz geçen hafta da konuştuğumuz gibi artık spekülasyon mu manipülasyon mu diye konuştuk. Yapı kredi haberi negatif olmasıyla beraber onu fırsatı çevirenler burada e, artık en fazla düşen hisseler arasında görüyoruz. Ve işte Doğuş Otomotiv ve Agrotek burada düşenler arasında Albaraka'yı da gördük. Şimdi işte Koç Holding'de böyle bir şey olunca ya yani şu Koç hisselerinin genel durumuna bir bakalım dedim. Hangi günden itibaren 21 Mayıs zirvesine göre o e, Yapı Kredi haberiyle zirveyi gördüğümüz gün, 11 11.000'i gördüğümüz gün Koç Holding hisseleri ve endeks nasıl ayrışmış? Buna bakalım istedim. Endeks burada %7'lerde şöyle biraz daha büyüteyim istersen görünecek mi? E, şöyle şöyle Endeksin rengi sarı. Aynen öyle. Onu şey yapacağım. Şurada evet. Endeksin rengi sarı. Endeksin rengi sarı %7'lerde düşüş. Mesela Tofaş ve Otokar %-1.26. E, bu tof, Otokar'da artı 4 civarı. Ama Arçelik %-13. Hı hı. E, Tüpraş %-16. Ford %-16. Yapı Kredi %-17. Ve Koç Holding %-20. Yani o tarihten bugüne endeksten negatif ayrıştıklarını görebiliriz. Yılbaşından bu yana genel hisseler, şimdi endekste aslında %37'lik bir artış var. Yılbaşından bu yana. Ama şuraya baktığımız zaman halka arz endeksi %17 artmış. Yani endeksin kendisinden ne kadar geride. Sasa %19 ki Sasa için yani fena bir oran değil son döneme göre. Çimsa %13. Mesela Akçansa %1 bir. Kontrolmatik yüzde eksi 2, Smart Güneş, Gesan yüzde eksi 13'ler, işte elit gıda onu da konuşmuştuk geçtiğimiz dönemde e, haberleri dolayısıyla kapta. Hektaş yüzde 33.5 eksi. Yani hektaşa tek taş dediğimiz işte bir dönemden sonra işte borsa yüzde 38 yükselirken hektaş yüzde 33 düşmüş. Dolayısıyla... Ee, onlarda da büyük yatırımlar vardı. Onlarda da ileriye dönük projeksiyonlar vardı ama Twitter etkileri de e, burada burada azımsanamaz. İşte bu tarz hisselerde özellikle. E, şirketin temeli güçlü, ileriye yönelik de güçlü hedefleri var ama FK'ya bakıyorsun zaten 100. Yani 100 bu, e, yıllık şeyi fiyatlamış dolayısıyla veya 100 katını fiyatlamış değerinin oralara artık bu dönemlerde düşük faizlerin olmadığı, Böyle sıkı dönemlerde biraz dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Son olarak da yabancı oranlarına e, geliyorum. Geçtiğimiz hafta bundan 3 hafta önce 40'a gelmiştik. 37'ye düşmüştü. Biraz tepki olmuş. 38 civarlarına gelmiş. E, bakalım ne olacak? Bunları da takip ediyor olacağız. Çünkü bu hafta BOFA e, sevgili Kürşat Bucak paylaştı. Dün 1.4 milyar TL eksideydi, satıştaydı. Ee, o tarafta umarı hızlı bir şekilde artar. Burada son 10 gündür artan hisselere baktığımız zaman e, biraz daha yan kağıtlar görünmeye başladı burada. Yan kağıtlar içinde e, şurada şöyle bir şeyim var. X Y'ye bir seb bakıyorduk. Burada hala bakacak olursak aslında çok olumlu bir tablo yok. Çünkü düşüş için onay alınmış gibi bir durumumuz var şurada ve hatta bakıldığında şöyle bir obo olmuş ve burayı kırmış ve bırakmışız 4 saatlikte. Şurası hala düşüş için biraz yer var yan kağıtlarda. Bir de biz şimdi senle hep bunları ayırdık. İşte X tüm Y, biz düze baktık, bankacılık baktık. Bir de X, U tüm. Biz tüm endeksi yani tüm borsa. Bütün genel resim o 500 küsur şirket ne durumda bakacak olursak. Bak çok kritik bir yerdeyiz yine. Hem yatayda şuradaki yükseliş öncesindeki e, desteğe zıplama noktasına gelmişiz. Hem yükselen trend 2024 başından bugüne yaklaşık burada 8000'den 11500'e gelmişiz ve şuradayız. Buranın kırılmasını istemeyiz. Bu bütün borsanın genelinin e, resmi için aslında önemli. Yine düşen trend ve inşallah burada yükseliriz diyelim. Ve düşenlere bakacak olursak şurada günlük yabancı oranları tablosu. Türksel'i burada görüyoruz. Bak mesela ilginç 10 gündür Türksel'de burada yabancı çıkışı görünüyor. Yani birileri mal topluyor olabilir ama hani hep piyasada söyleniyor işte Türksel'de ciddi bir alım var mal toplanıyor vesaire. Orada dedikodular dönüşüyor e, yurt dışından yine yabancılar alacak. Burada 23 Mayıs'ta %70 civarı olan yabancı. 66.8'e düşmüş. Dolayısıyla buraya da dikkat etmek lazım. Ve e, buradaki bölümü ya da toplam yabancıları buradan artık görebiliriz. Benim borsa ve genel resimle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlardı. Yine enseyi karartmıyoruz tabii ki ama bir düzeltmenin belli bir noktasına artık gelmiş olabileceğimizi düşünüyorum. Buranın hızlı bir şekilde işte 10.000 ile 9.850 civarları arasının aşağıya kırılmasını yani şahsi fikri olarak beklemiyorum. Buralardan belki hiç girmemiş e, yatırımcıların bir miktar e, ayağını suya sokabileceğini düşünüyorum. Ama cephane bırakmak lazım. Kırılmaz diye bir şey yok. Kırılırsa ne yapacağım konusu var. Biraz daha aşağısından tekrar ikinci parti alınabilir kırmayıp yukarı çıkarsak ve oralarda kalıcı olmaya devam edersek 10.400 üstüne geçersek buradan tekrar ikinci partiyi o zaman oradan alabiliriz. Yani bu 9.900 civarlarından birinci partiyi aldım. 10.400 çünkü bizim bir yatay bölgemiz vardı. O da e, önemli bir bölgeydi. Dolar olarak doları sabit düşünürsek yaklaşık 320 dolarları o da işaret ediyor. 10.400'ün üstü nispeten tekrar arttırmak için kullanılabilir. Bakalım önümüzdeki dönemde e, neler göreceğiz. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki hafta biraz dengelenme beklediğimi söyleyebilirim. Evet Cem, teşekkür ederiz. Yani dolu bir yayın oldu, çok güzel oldu. Eline sağlık, ağzına sağlık. E, yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer abone değilseniz e, lütfen abone olun. Haftaya yine görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için.